Haberin sesinden bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Reklam arasına gitmeden önce de ifade etmiştim. Tanıtımlarımızda da yer vermiştik. Önemli bir konuyu ele alacağız bugün. Bazı yanlış anlaşılmaların olduğu, bilgi kirliliğinin olduğu bir konu aynı zamanda. Tiroidten söz edeceğiz. Tiroid bozukluklarından, tiroid hastalıklarından bunlar üzerinde duracağız. Tedavi yöntemleri yine konumuz olacak sohbetimiz boyunca. Ve operatör doktor Sayın Aytek Çakmak stüdyomuzda, kendisi genel cerrahi uzmanı, sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Önemli bir konu ve sıkça da karşımıza çıkan kavramlar, karıştırılan kavramlar. Dolayısıyla bunlara açıklık getireceğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz size. Hoş geldiniz bir kez daha programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, tiroid dedik. İlk önce şunu sormak istiyorum esasen hocam. Tiroid dendiğinde bir hastalık ismiymiş gibi bir çağrışım söz konusu. Biliyoruz ki bu doğru değil. Tiroid bezinin peki vücudumuzda görevi nedir? Oradan dilerseniz başlamış olalım. Şimdi tiroid bezi boynumuzda yaklaşık 20 gram ağırlığında, dışarıdan bakıldığında görülmeyen, ancak büyüdüğünde fark edilebilen bir organ. Tiroid organı vücudumuzda ne yapıyor? Genelde metabolizmamızı düzenleyen bir hormon, tiroid hormonunu salgılıyor. Bu tiroid hormonunun salgılanmasıyla da işte bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor. Ben bunu şeye benzetiyorum, belki kaba bir tabir olabilir ama bir arabanın gaz pedalına benzetiyorum. Hı hı. Eğer siz gaz pedalına basarsanız araba gider, ayağınızı çekerseniz durur. Şimdi tiroid hormonu da böyle bir şey. Eğer dozunda salgılanırsa normal bir metabolizma sağlar ama fazla salgılanırsa işte bu hipertiroidi dediğimiz, tiroid zehirlenmesi dediğimiz, toksikoz dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Evet. Eğer az salgılanırsa da o zaman da işte hipotiroidi dediğimiz tiroid yetersizlik çalışmasını gösteriyor. Çok önemli bir organ, küçük bir organ ama çok hayati öneme sahip bir organ olduğunu anlıyoruz anlattıklarınızdan. Bazı hastalıklar dediğiniz gibi fonksiyon bozukluğu neticesinde karşımıza çıkıyor. Neden peki hocam bu hastalıklar? Nasıl oluşur? Neden karşımıza çıkar? Bu bir sürü tiroid hastalığı var. Bunlar işte tiroidit dediğimiz, tiroidin mikropsuz iltihabına bağlı. İşte Hashimoto tiroidit gibi ya da viral tiroidit gibi bir takım rahatsızlıklarda organ fonksiyonunu kaybedip tiroid hormonu az salgılayabiliyor ya da bu iltihaplar sırasında fazla çalışarak tiroid fazla hormon salgılıyor. O zaman da toksik durumlar ortaya çıkıyor. Ama bazı durumlarda da tiroid bezi kendinden, diyoruz işte tiroid tembel diyoruz. Hı hı. Hiç bir sebepsiz yere de az hormon salgılayabiliyor. Bu T3, T4 hormonu. O zaman TSH dediğimiz tiroid stimülen hormon var. Yukarıdan beyinden, hipofizden salınan tiroid hormonuna emir veriyor ki hormon salgılayın diye. Eğer tiroid bunu salgılayamazsa o zaman TSH'ımız yükselmeye başlıyor. Normalde 5'lerde olması gerekirken 15, 20, 30, 40'a kadar gidebiliyor. Ha, o zaman bunun ne zararı var? Tiroidde bu sefer nodüller oluşmaya başlıyor. İşte nodüller, guatrın oluşma sebeplerinden biri de budur. Bir bakıyoruz bir gün birden boynumuza nodüller oluşmuş. Dışarıdan fark edilir şekilde. Fark edilebilir duruma da gelebiliyor. O 20 gramlık şey bazen 1 kiloya kadar büyüyebiliyor. Çok büyük bu hatırlar. Dışarıdan baktığınızda artık zaten onu görebiliyorsunuz. Teşhiste bir problem yok. Problem esas görüntü itibariyle normal olan, efendim fonksiyonları normal gibi görünen hastalarda teşhis biraz daha zor. Evet, peki hocam belli bir risk grubundan söz etmemiz bu noktada mümkün mü? Kimler özellikle bu hastalıklardan müstahip? Şimdi bu hastalıktan daha çok endemik bölgelerdeki vatandaşlar mağdur olabiliyor. Endemik bölge nedir? İşte o toplumda %10'u geçen guatr nodüller oluşuyorsa burası endemik bölgeyi kabul ediliyor. Türkiye'de böyle birçok bölge var. Mesela Trabzon, işte Bayburt, Kastamonu. Samsun'da bu ikinci derece endemik bölgelerden. Mesela Trabzon'da daha önceki yapılan çalışmalarda %87'ye varan nodüler hastalık görülüyordu. Bu büyük bir oran. Ama yıllar içinde
bu iyotlu tuz uygulamalarından dolayı endemik bölgelerdeki şeyler normale yaklaşmaya başladı. Bunu iyotlu tuzla ilgili 1999'da çıkarılan bir kanunla artık bütün sofralık tuzlarda iyot bulundurmak zorundalar. Ve o sayede artık Türkiye'de iyot problemi sanki ortadan kalkmış gibi bir görüntü var. Tek sıkıntı bu tuzların saklanması, miyatları. Çünkü iyot çok kolay tuzdan ayrışabiliyor. O iyotlu tuz normal tuz haline gelebiliyor. Biz bilmeden iyotlu tuz kullanıyor zannederek normal tuz kullanabiliyoruz. Onun için zaman zaman tiroid fonksiyonlarını ölçen testler yaptırmamız gerekiyor. Değil mi? Yani iyotlu tuz kullanmak yetmiyor. Yeterli değil. Yeterli değil. Yani gerçekten iyotlu tuz kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Onu netleştirmek lazım. Değil mi? Peki genetik faktörler ne kadar devreye giriyor? Genetik faktörler şöyle, bu radyasyon gerçekten tiroid kanserlerinde önemli. İşte Çernobil'den sonra ya da işte Japonya'daki o patlamadan sonra orada bu kanser türleri artmış. Aynı zamanda iyot eksikliği de guatrlarda kanser olma ihtimalini artırıyor. Bir de ailede eğer bir tiroid kanserli hasta varsa %10 onlarda biraz daha fazla gözükebiliyor kanser. Hani ailesinde, kardeşinde tiroid kanseri olan hastaların kendilerine dikkat etmesi lazım. Bir şey farklı olarak medüller tiroid siyah dediğimiz bir tiroid kanseri var. Onda eğer kardeşinde varsa onda da %100'e yakın olma ihtimali var. Onların ayrıca zaten öyle bir kanser olduğunda cerrahlar bütün aile akrabaları taramaya alıyor. Ama diğer tiroid kanserlerinde dediğim gibi genetik bağlantı var ama %100 değil. Evet, özel bir durum söz konusu. Evet, evet. Kadınlarda peki daha sık mı? Bir cinsiyet ayrımı, yaş ayrımı yapmamız mümkün mü? Cinsiyet ayrımı yapıyor. Cinsiyet ayrımı yapıyor. Tiroid adolesan çağda en çok Hashimoto tiroid dediğimiz tiroid %40 oranında gözüküyor. Ve kadınlarda erkeklere nazaran çok daha fazla gözüküyor. Kanser de aynı şekilde. Son yıllarda tiroid kanserleri artmaya başladı. Bizde çok istatistikler yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan istatistikler var. Daha önce 97'lerden önce %100.000'de 4 iken şimdilerde 100.000'de 10'lara çıktı. Yani ciddi bir artış var. Evet. Sadece bu artış papiller tiroid siyah dediğimiz bir grupta artış var. Diğerleri hemen hemen aynı duruyor. Ama ciddi bir artış var. Daha dikkatli olmak gerekiyor herhalde artık. Buna dikkat etmek lazım. Daha sık karşımıza çıkar oldu öyleyse. Evet, evet. Çevresel faktörler ne kadar etkili peki hocam bu hastalıklar? Çevresel faktörler dedim ya endemik bölgelerde işte bu iyot eksikliğinden dolayı bir takım riskler vardı. Gerçi onlar şu anda düzeldi. Ama yine de artış devam ediyor. Onun için hani çok çevresel faktörleri düzelsek de yine bizim şeyimiz artıyor. Tiroid kanseri insidansımız artıyor. Evet, böyle bir tablo var. Evet. Belirtiler noktasında peki hocam iki farklı şekilde bunu ele alacak olursak hipertiroidi ve hipotiroidi. Nasıl belirtiler, neler akla getirir bu iki durumu? Şimdi hipertiroidi ve hipotiroidi teşhis etmek kolay. Hasta geldiğinde görüntüsünden başlayarak işte zayıf mı, şişman mı, efendim demin söyledim ya gaz pedalı gibi şeyimiz arttığında, tiroid hormonumuz arttığında, metabolizma arttığında kişi çok zayıflayabiliyor. Aynı bir kanser görüntüsü bile verebiliyor görüntü aniden itibariyle. Aniden kilo verme tabii, durumu. Tabii tabii ani, istemsiz kilo verme önemli. Bunlarda işte çarpıntılar oluyor. Ondan sonra sinirlik, asabiyet, ateş basması, huzursuzluk bunlar hipertiroidde olan şeyler. Kişi anlattığı vakit hekim zaten evet, bunu... Evet, şimdi bazen öyle bir görüntü veriyor ki çok zayıf, aynı sanki kanser görüntüsü veriyor. Ama çok kısa sürede aşırı kilo kaybı bizi şey yaptırması lazım. Bir de hastanın geldiği yere göre hani uyanmak lazım. Endemik bir bölgeden mi geldi? Hani çok görülen bir hatır. Hekimin uyanık olması lazım. Bunu ilk başta sorması lazım. Hipotiroid ise tam bunun tersi. Onlar böyle daha yorgun, bitkin, ondan sonra depresif, uyku hali,
kilo alma, bacaklarda yüzde şişme, ellerde şişme. Normal bir kilo almada değil. Değil, evet. Zaten bacağına bastığınızda böyle bir göçük durumu oluşur. Kendinin hemen hani normal insandaki gibi tonusu yoktur. Orası böyle bastırdığınız yer biraz o şekilde durur. Hipotiroidi ve hipertiroidi teşhis etmek kolay. Hekim bunu dışarıdan baktığı bakmayla, vakit, evet, dinlediği vakitte evet, anlayabilir. Anamnezi anlayabilir. Zor olan, tiroidimizde nodül var, herhangi bir bulgu vermiyor. Tiroid nodülleri genelde ağrısızdır. Ağrı vermez. Nasıl fark ediliyor peki hocam bunlar? Şimdi tesadüfen genelde ya da işte büyüdüğünde dışarıdan bakınca akla gelerek ya da işte ailede bir tiroid hastası varsa şeyde işte yakınlarda ya işte ailemde böyle bir şey var ben acaba de baktırayım acaba diye olabiliyor. Ama bu tiroid nodülleri çok sık görüldüğü için ne yapacağız? Onlarda bir takım algoritmalar var. Onlara göre hareket etmek lazım. Yani her tiroid nodül olan gerçekten bir sıkıntı var mı yok mu? Bunlara bir tedavi gerekir mi gerekmez mi? Ya da ameliyat gerekir mi gerekmez mi? Bunların incelenmesi gerekiyor. Bu nodüller konusunu birazcık daha açalım isterseniz tabii, hocam. Tabii. Sık karşılaşılan bir durum, evet, olduğunu belirttik. Evet. Her nodül eşittir kanser demek değil. Her değil. Nodüle cerrahi işlem uygulanacak, evet, anlamına da gelmiyor, evet, dediniz. Hangi durumlarda peki nodüller tehlikeli hale gelmiş oluyor? Şimdi tabii tiroid nodülü olduğunda bir takım kan tahlilleri de yapmak lazım. İşte tiroid hormonlarına bakmamız lazım. Bunlarda bir artma ya da azalma var mı? Ona göre hareket etmek laboratuvar lazım. Testleri. Laboratuvar testleri önemli. Ama en önemlisi ultrason. İyi bir radyolog ultrasonla nodülü değerlendirdiğinde bize çok bilgiler veriyor. Nedir bunlar? İşte nodülün etrafının halosu dediğimiz şekli, kanlanması, şekil bozukluğu var mı yok mu? Bunlar önemli. Eğer kanlanması arttıysa, işte şekil bozukluğu varsa bunlar da muhakkak ince iğne aspirasyonu yapmak lazım. İnce iğne aspirasyonuna göre bu ya temiz dediğimiz tiroid dokusu gelir ya şüpheli dediğimiz bir görüntü verir ya da kanser görüntüsü verebilir. Yani sitolojisinde. Tek fark şeyde foliküler adenomlarda bu kanser mi değil mi onu söyleyemiyoruz. Sadece foliküler adenom diyor. Onun kanser olup olmadığını ancak o nodülü aldığımızda bilebiliyoruz. Yani ameliyatsız ona biyopsi yeterli değil. Yeterli değil. Yani onu tam söyleyemiyoruz. Ama papiller tiroid yağlarda biz bunu söyleyebiliyoruz ve ona göre kendimize bir yol çiziyoruz. Hangi nodüle biyopsi yapalım? Bu önemli bir şey. Evet. Çünkü bazen öyle oluyor ki tiroidde 10 tane, 20 tane, 30 tane nodül oluşabiliyor. Bunların hepsini tek tek yapma şansımız yok. Onun için dominant nodül dediğimiz büyük nodüllere yapmak gerekiyor. Bir de radyoloğun bize önerdiği şu nodülde bir sıkıntı olabilir dediğinde onlara yapmak gerekiyor. 5 milimi geçmiş olması. 5 milimden küçüklere genelde yapılmıyor. 5 milimden geçenleri de yine dediğim işte radyolog diyecek o şekilde. Çünkü ekstra bir durum olacak. Ekstra bir durum olmasın. Çünkü o nodüle girip biyopsi almak o kadar da kolay bir şey değil. Bir de bunu uzman kişiler tarafından yapılması lazım. Çünkü o nodüle biz dışarıdan palpable'sa cerrahlar yapabilir. Ama palpable değilse o zaman ultrason yani görüntüleme eşliğinde yapmak lazım. Bir radyolog cerrah beraber ya da işte bir ekip halinde yapmak lazım. Çünkü o yapan kişi eğer o nodülden biyopsi almadıysa temiz gelecek. Belki orada kanser var ve biz onu geciktirmiş olacağız. Yanıltıcı. Evet, yanıltıcı olabilir. Onun için bu işin uzmanları tarafından yapılması gerekiyor. Palpable olmayan nodüllerde yalnız. Yani dışarıda görünür halde dışarıda elimize var. Geliyorsa tam onda sıkıntı yok. Bir de büyük nodüllerde sıkıntı var. Mesela 3-4 santimlik nodül. Biz nodülün bir yerinden biyopsi yaptık ama herhangi bir köşesinde kanser var. Onu atlama şansımız var. Onun için oluyor. Büyük nodüllerde mümkünse ameliyat etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Gözden bir şey kaçmasın diye. Tek biyopsi de evet, yeterli olmayabilir. Yeterli değil. Biyopsi yaptıktan sonra bir 4-6 ay sonra bir daha takip etmek lazım.
tekrar biyopsi yapmak gerekebilir. Nodülleri takip ederken normalde bir 4-6 ay sonra tekrar ultrasonla nodülde büyüme var mı yok mu ona bakmak lazım. Takip şart. Şart. Tabii. Vakit. Eğer o nodülde %20'nin üzerinde daha fazla bir büyüme varsa o zaman bizim için biraz şüpheli bir nodül. Ona tekrar biyopsi gerekirse ameliyat etmek gerekir. Evet. Evet. Bu önemli. Soru evet. işareti oluşuyorsa evet. radyoloğun aklında ya da cerrahın hemen müdahale söz konusu evet. nodüllerle ilgili. Yani cerrahi yapmak gerekir. Evet. Cerrahi endikasyonların içinde önemli bir endikasyon sebebidir. Evet. Evet. Ve nodül belirti vermeden de ilerleyebiliyor. Evet. Bu evet. da evet. en önemli noktalardan evet. biri. Ne yazık ki evet. tesadüfen daha çok karşımıza çıkan evet. bir evet. tablo. Hashimoto ile ilgili belirti olarak neler söyleyebiliriz hocam? Hashimoto tiroiditi özellikle adolesan çağda yani gelişme çağındaki çocuklarda, gençlerde en sık rastlanan goiter sebebi. Bu %40'lara varan bir şey var. Bunda otoimmün bir tiroidit dediğimiz tiroid bezinin non bakteriyel yani bakteri olmadan oluşan otoimmün bir iltihabıdır. Şimdi Hashimoto tiroiditinde farklı farklı klinik bulgular verebiliyor. İşte hipotiroidisi varsa demin anlattığım hipotiroidi bulgularını veriyor. Hipertiroidi yani fazla hormon salgısı o zaman da hipertiroidi bulguları verebiliyor. Bu Hashimoto'nun şöyle bir şey var. Eğer nodüller varsa bunlarda kanser olabilme ihtimali biraz artıyor. Yani normal tiroid nodüllerine göre. Ama lenfoma gelişme ihtimali çok daha yüksek. Onun için Hashimoto tiroid olan hastaların belli aralıklarla takibi gerekir. Yani o anda bir problem olmaması ileride olmayacağını göstermez. Muhakkak takip gerekir. Kalmadı. Evet. Yani bütün tiroid hastalıklarına zaten takip gerekiyor ama Hashimoto'da biraz daha hassas davranmak gerekiyor. Evet. Evet. Peki hocam, tiroid dendiğinde gebelik süreci evet. önemli bir yer tutuyor biliyoruz ki. Bu manada nasıl bir problem oluşturuyor? Bu problemin evet. oluşmaması için ne yapmalı? Yine ayrı ayrı evet. problemler şeklinde mi karşımıza evet. çıkıyor gebelik döneminde de? Orayı birazcık evet. konuşalım isterseniz. Peki, şimdi tiroid hastalığı olan bayanlarda, hipotiroidi olan bayanlarda genelde hamile kalmak kolay değil. Zaten bunların çoğu hamile kalamadığı için kadın doğumculara müracaat eder. Onlar da ilk başta bu tiroid fonksiyonlarına bakar ve bozuksa eğer onun gereğini yaparlar. Ama tiroid fonksiyonları bozuk ve hamile kalmış bayanlar. Eğer kadın doğumcuya giderse zaten ilk başta bu testleri yaptırıyorlar. Bunun şu açıdan önemi var. Eğer hipotiroidi varsa hamilelik sırasında çocukların işte beyin gelişim ikinci trimester dediğimiz ortalarında sıkıntılar olabiliyor. Bu çocuklar doğduğunda zihinsel engelli gibi beyin gelişimindeki gerilikler olabiliyor. Onun için hamilelik döneminde muhakkak tiroide bakılması lazım. Değil zaten mi? Herhangi bir kadın doğumcuya gittiğinizde prensip olarak onlar bakıyor. Evet, kişi farkında olmadan da hamile kalabiliyor. Kalabiliyor ama bir problem oluşturabilir. Kalması zor. Yani kalmadığında ortaya çıkıyor. Onun için hamilelik öncesi, hamilelik düşünenlerin profilaktik olarak gidip bir tiroid fonksiyonlarına baktırmasında fayda var diye düşünüyorum. İşin hipertiroidide ise hamile kaldıktan sonra sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani bizim hipertiroidide kullandığımız ilaçlar acaba bebeğe bir zararı verir mi, vermez mi? O sıkıntılar başlıyor. Hipotiroidi öyle değil. Vermiş olduğumuz o hormon ilaçları anneye ya da çocuğa bir zararı yok. Yani hipotiroidi biraz daha bizi rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor çünkü eksiği yerine koyuyoruz. Ama hipertiroidide vermiş olduğumuz ilaçlar acaba fetüse yani bebeğe bir zarar verir mi vermez mi? Gerçi vermez diye söyleniyor ama daha önce de bir sürü vermez zarar yok denilen ilaçlar yıllar sonra işte şu hastalık bundan olabilir. İşte mesela diyorlar otizmle ilgili bir takım şeyler söyleyebiliyorlar. Onun için hamilelik düşünenlerin bence önce bir tiroid fonksiyon testi yaptırıp tiroidimizde bir problem var mı yok mu buna baktırması lazım. Zaten kadın doğumcular bunu yapıyor ama hani kadın doğumcuya gitmeden hamile kalmayı düşünüyorsa
İşte bunlara baktırmasına fayda var diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Şunu da sık duyuyoruz hocam. Hamilelik döneminde benim bu hastalığım başladı. Evet. Kavramını. Evet. Şimdi şöyle. Normal bir insandaki tiroid fonksiyonlarıyla hamile bayandaki aynı değil. Hamile hanımlarda hamile kaldıklarında bir takım hormonal değişiklikler oluyor. Evet. İşte bu beta HCG dediğimiz bir hormon var. Hamile kaldığında kadınların yükselmeye başlayan. Bu tiroid fonksiyonlarını da etkilemeye başlıyor. Şimdi normalde bizim ihtiyacımız olan mesela iyot 150 mikrogramsa hamilelerde bu 250'ye çıkıyor. Ve tiroid hormonları yüksek gözükmeye başlıyor. Bir takım proteinlerden dolayı. Onun için hamilelik dönemi tiroid hastalıklarını daha karmaşık hale getiriyor. Acaba bu hamilelikten dolayı mı bu hormonlar yüksek? Yoksa gerçekten bir problem mi var? İlaç kullanmaya ne zaman başlayalım? Onlar biraz sıkıntılar olabiliyor. Ama belli aralıklarda biz ilaç kullanmıyoruz genelde. Ama eğer mecbur kalırsak böyle hastalarım oldu. Hani hipertiroidi olup da hamile kalan bayanlarda işte çocuğu alınsın, çocuk sakat doğar deyip de bizim takip ettiğimiz gayet normal doğan bir sürü çocuğumuz var. Ben şu ana kadar görmedim ama tabii yine de bir risk her zaman var. Onun için mesela hekim diyor ki bu hipertiroidle siz doğum yaparsanız çocuk sakat kalır dediğinde sizin hayır sakat kalmaz deme şansınız biraz zor. Eğer böyle bir şey çıkarsa o zaman diyecek ki hasta sahibi ya öyle söylediler siz ısrar ettiniz. Aslında böyle bir şey yok ama her zaman bu ihtimal var. Ama mesela çocuk gelmiş 6 aylık 7 aylık. Yani artık bu çocuğu gebeliği sonlandırmak gibi bir şey olamaz. Biz bu ilaçları vererek güvenli doğumlar yapılıyor. Evet, yine iyi bir iletişim halinde evet. olmalı kişi. Bir şey daha söyleyeyim. Bu hamile kaldıktan sonra her ay düzenli aylık bu tiroid hormonlarına baktırmak lazım. Tüm gebelikler için tüm gebelikler bunu, için. Değil evet. mi hocam? Önemli bir nokta. Evet, biraz tüm gebelikler demeyeyim de bu tiroid hastalığı olan gebelerde, öbürklerde 3-4 ayda bir bakılabilir yani. Yine evet. kontrol ettirmekte evet, fayda var. Evet. Peki hocam şimdi tedavi yöntemlerine geçelim. Evet. Birçok yöntemden söz ediliyor bu noktada. Evet. Cerrahi yöntemler söz evet. konusu. Oradan dilerseniz başlayalım ya da nasıl başlayalım? Tedavi ben şöyle tedavi önce şey hipertiroidi ve hipotiroidi de kullanılan ilaçlarımız çok fazla değil. İşte hipotiroidi de piyasada 2-3 tane ilaç var. Bu ilaçlarla tiroid hormonlarını normal hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu ilaçların hepsi muadil olmakla beraber etkinlikleri aynı değil. Şimdi herhangi bir metabolizme biz A ilacını kullandığımızda söyleyebilirim. İşte levotron var, işte ötrox var. Levotronu kullandık. Aynı etkiyi aynı dozda ötrox yapmayabiliyor. Onun için hangi ilaçla başladıysak vücut hangi ilaçta dengedeyse onunla devam etmekte fayda var. Yani ilacı değiştirmek çok doğru değil gibi geliyor bana. Ömür boyu kullanılan ilaçlar. Evet, bunlar ömür boyu kullanılan ilaçlar. Bunlar şöyle, hipotiroidi yani tiroid bezimiz yeterli hormon salgılayamıyor. Biz bunu dışarıdan veriyoruz. Bir yani, hormon tedavisi gibi düşünebilir miyiz bunu tabii hocam? Bu hormon tedavisi gibi düşünebiliriz de çok da öyle düşünmeyelim. Çünkü hastalar geriliyor. Ben ömür boyu ilaç mı kullanacağım diye. Bunu ilaç olarak düşünmeyelim. Bunu vücudumuzun ihtiyacı olan bir mesela ekmek gibi, su gibi. Şimdi diyor ki hasta her sabah kalkınca bunu içecek miyim? Peki her sabah kalkınca kahvaltı yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Yani bunun gibi düşünmek lazım. Hipotiroidi eğer bir hastalık olarak düşünmezsek moral olarak daha iyi tölere edebiliriz. O eksik tamamlandığında kişi evet, normal yaşantısına devam ediyor. Onun devam için yani ben hipotiroidilerde hastalık olarak hastalara söylemiyorum. Yani bunu hastalık olarak düşünmeyin. Sizin tiroidiniz biraz tembel. Biz de ona destek olalım. Bu ilacın yan etkisi var mıdır hocam? Yok. Yan etkisi yok. Tabii bir takım şeyler söyleniyor. İşte uzun süre kullanıldığında ya da fazla kullanıldığında kemik erimesi gibi ya da işte kolesterolün yükselmesi, azalması gibi bir takım şeyler söyleniyor ama bu bir ihtiyaç. Yani bunu vermiş olduğu yararı ufak tefek zararına göz yumacağız artık. Başka şekilde çünkü sağlanması evet, sağlanması imkansız. Şimdi hipertiroidi de ise o ilaçlar biraz daha sıkıntılı.
iki tane, üç tane ilacımız var zaten. İşte metimazol ya da propiltiorosil diye. Bunların zehirli guatrda verdiğimizde biz zehirli guatr şu demek, tiroid hormonlarının fazla yükselmesi. Hı hı. Yani vücuda toksik etki yapacak duruma gelmesi. Zehir oradan geliyor şeyi. Yoksa öyle zehir falan değil. Hı hı. Bu propisil ve işte metimazolün bir takım yan etkileri var. Hatta propisil mesela ölümcül yan etkileri olabilir. Ama mecbur kullanmak zorundayız ve kullanırken de takip etmek lazım. Mesela hafif bir boğaz enfeksiyonu gibi başlayıp lökositimizi, immün sistemimizi çok düşürüp ölüme kadar götüren komplikasyonlar da olabilir. Onun için kullanırken bir defa hekim kontrolünde kullanmak lazım. Ve kullanabileceğimiz minimum dozla devam etmemiz lazım. Yani mesela öyle hastalar oluyor ki günde 12 tane kullandığımız olabiliyor. Hı hı. Ama 3 ilaçla da kontrol altına alınabilen hastalar da var. Onun için dozu hekimin ayarlaması lazım. Onun için de sıkı takip gerekir. Şimdi hasta eğer bir defa kullandık, normale geldi, tekrarladı, bir daha kullandık, o zaman cerrahi indikasyon doğuyor. Yani bu ilaçları ömür boyu kullanamayacağına göre o zaman demek ki nodüllerde nasıl cerrahi önermiştik, hipertiroidi de yani toksik guatrda da cerrahi önerebiliriz. Evet. Yani tiroid dokusunu aldığımızda bu tiroid hormonu salgısı ortadan kalkıyor. Biz hastayı hipotiroidiye sokmuş oluyoruz. Hı, biz levotironla devam edeceğiz artık işte ya da ötroksa devam edeceğiz. Daha kolay tedavi. Evet. Yapılmış. Hipotiroidinin tedavisi daha kolay. Evet. Cerrahiden birazcık söz edelim. Farklı farklı yöntemler uyguluyor mu? Sizin uyguladığınız evet. Yöntemler şimdi, arasında neler var? Tabii ki cerrahi ne zaman uyguluyoruz hı hı. biz? Cerrahide bir takım komplikasyonlar çıkma ihtimali yüksek olduğu için guatr tabii boyunda böyle damarların yanında sinirlerle beraber komşuluk yapan yer itibariyle zor bir bölge. Ne tür komplikasyonlar? Bunlar da eğer uygun bir cerrahi yapılmazsa ses kısıklığı olabilir. Ses tellerine mi zarar verilmiş oluyor? Ses telleri değil de trakeamızda bu vokal kort dediğimiz sinirlerin bağlandığı sesi çıkartan bir organelimiz var. O eğer oraya gelen sinirler herhangi bir yerde hasara uğrarsa onlar çalışmıyor. O zaman nefes alamıyoruz. Bu hastalarda eğer iki sinir birden zarar görürse bilateral sinir paralizisi olursa o zaman vokal kort ortada sabitlenir, nefes alamayız. O zaman trakeostomi açmak gerekir. Boyundan bir delikle nefes almamız sağlanıyor. Onun için en büyük sıkıntı, komplikasyon bu. İkincisi bu tiroid bezlerin kenarında paratiroid hormonlarımız, paratiroid bezlerimiz var. Onlar hasar görürse işte kalsiyum metabolizmamız bozuluyor ve İşte kasılmalar, tetaniler ortaya çıkabiliyor. Üçüncüsü kanama ve ameliyattan sonra kanama olursa eğer orası şişerse nefes almamız engellenip hastalar kaybedilebiliyor. Onun için ameliyat sonrası da hani ciddi takipler. Dördüsü bir enfeksiyonlar olabilir. Şimdi onun için tiroid ameliyatları özellikle ameliyatlardır. Bu ameliyata karar vermeden önce gerçekten hastanın buna ihtiyacı var mı yok mu onu iyi karar vermek lazım. Onun için endikasyonu koyarken çok titiz olmak lazım. Ne zaman ameliyat yapıyoruz? Büyük guatrlarda nefes borusuna bası yapıyorsa, hastanın nefes almasında ilgili problem varsa, özellikle geceleri uyurken sırt üstü yatma nefes almada sıkıntı çekebilir. Kimilerinde boğazda gıcıklar olabiliyor. Onun için büyük guatrlarda bir defa ameliyat endikasyonu var. İkincisi, eğer tiroid bezimiz aşağı doğru uzanıyorsa, retrosternal dediğimiz yani toraksa akciğerlere doğru uzanıyorsa yine bası yapabiliyor. Onlarda da muhakkak ameliyat yapmak lazım. Üçüncüsü hipertiroididen bahsettik. Onda ameliyat yapmak lazım. Dördüncüsü nodüllerde tiroid nodülümüz var. Biyopsi yaptık. SEA geldi. Hı hı. Ameliyat olması gerekir. Ya da biyopsi yaptık. Şüpheli. Bir daha biyopsi yaptık yine şüpheli. Onlarda da ameliyat yapmak riski lazım. Riski ortadan kaldırmak riski için. Ortadan kaldırmak lazım. En son şeyde boynumuzda dışarı doğru büyümüş. Yani kozmetik açıdan görüntü, kötü görüntü varsa onlarda da yapmak gerekiyor.
Bu endikasyonları düzgün koyarsak komplikasyonlar, hani bazıları tölere edilebiliyor. Hı hı. Yani hasta diyor ki ben ihtiyacım var doldum ama hiçbir sıkıntısı yok. Bir tane nodülü var. Ameliyat ettik. Hiçbir şey de çıkmadı ve hastada komplikasyon çıktı. O zaman hasta doğal olarak diyor ki ben niye ameliyat oldum? Niye bu riske girdim? Hı hı. Onun için riskleri iyi belirleyip ameliyat endikasyonu düzgün koymak lazım. Değil mi? Kazancı ne olacak? Evet. Evet, aynen öyle. Şimdi son zamanlarda yapılan ameliyatlarda artık birçok yerde uygulanmaya başladı. Yöntemler değişti artık. Yöntemler de değişmeye başladı. Yöntemler, gerçi cerrahide değişen bir şey yok. Sadece güvenilirlik artmaya başladı. Hı hı. Nedir bu? İşte ameliyat sırasında intraoperatif sinir monitorizasyonu dediğimiz bir alet var. Hı hı. Bu alette entübasyon tüpü ağızdan gönderilir, vokal kortlara konuyor. Ameliyat sırasında biz, tabii ki cerrahide bir değişen bir şey yok. Yapılan şey aynı. Aynı ama güvenlik arttı. Şöyle bir tarafı tiroidi alıyoruz. Alırken siniri buluyoruz. Siniri bulduğumuzda elimizdeki propla sinire değdiğimizde alet diyor ki sinire geldin. Hı hı. O sinir diyor. Orada daha güvenli devam ederek biz tiroidi alıyoruz. Ama bu arada bazen sinirden birden sinyal kayboluyor. Hı hı. O zaman sinirde ya ödem vardır, ya kesmişsinizdir, ya da bir hasar oluşmuştur. Kesilmemiştir ama hasar vardır. O zaman yarıda o lobu aldığımız lobu aldıktan sonra diğer tarafa dokunmadan ameliyata ara vermemiz gerekiyor. Ameliyatı bitirdik. Zaten ameliyatları yaparken biz esas problemli taraftan başlamak lazım. Hı hı. Zaten problemli tarafı almış oluyorsunuz. Tek taraflı hasarlarda ses kaybı olmuyor. İki taraflı hasar olursa ses kayboluyor. Siz ameliyatı bitirdiniz. Sonra hastayı da taburcu ettiniz. 2-3 ay sonra o hasarlı sinir kendine geldiğinde, düzeldiğinde... Hı. Kalıcı bir ses kaybı değildi. Değildi. O. Evet, yani o hasarlarda. O zaman öbür tarafı yapabiliyorsun. Ama diğer türlü orada bir sinyalizasyon kaybı var. Ve siz de, tabii burada en önemli şey cerrahın nerede duracağını bilmesi. Bu önemli. Şimdi eğer öbür tarafı da yapmaya devam etti, öbür tarafta da bir böyle hasar olduğunda o zaman ameliyat bittiğinde hasta nefes alamıyor. O zaman hasta ameliyathaneden boynunda bir şeyle çıkıyor. Hı hı. Bir tüple çıkıyor. Bazen bir ay iki ay yoğun bakımda kalabiliyor. Bütün hayatı kararıyor. Onun için bu şeyin, aletin özelliği şu, size duracağınız yeri söylüyor. Hı hı. Bu büyük bir avantaj hekim için, değil mi? Şimdi o tüple çıktı vatandaş. İki ayın sonunda tabii ki normale gelip o tüpü çekiyorsun, normal konuşmaya da başlayabiliyor. Ama o iki ayı onun için bir ciddi bir zaman kaybı, değil ciddi mi? Bir eziyet oluyor. Psikolojik açıdan da evet, yorgunluğu. Onun için bu sinir monitorizasyonu inşallah bütün hastanelerimize yaygınlaşır. Hı hı. Ve artık zaten belli bir süre sonra herhalde bu şekilde ameliyat etmeyenler malpraktis açısından mahkemelere de sıkıntıya da girebilir. Hı hı. Onun için yavaş yavaş bu yaygınlaşacağını düşünüyorum ben. Önemli. Siz evet. Bu sistemi uygulayarak evet, biz hastanemizde şimdi bu sistemi uygulamaya başladık. Daha güvenli tiroid ameliyatları için. Yoksa biz şu ana kadar yüzlerce tiroid ameliyatı yaptık. Yapmış olduğumuz teknikte bir değişiklik yok. Hı hı. Sadece sinir monitorizasyonuyla kendimizi ve hastayı daha güvenli bir ortam sağladık. O bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Hem hekim açısından hem hasta evet. açısından büyük evet. avantaj sağlayan evet. bir sistem. Evet. Umarız tüm hastanelerde uygulanır. İnşallah. Sizin de ifade evet. ettiğiniz evet. gibi. Ameliyat sonrası süreci birazcık da konuşalım. Problemsiz bir ameliyat evet. gerçekleşti varsayalım. Evet. Sonrasında kişi nelere dikkat edecek hocam? Şimdi ameliyat sonrası eğer iki taraflı total alındıysa bir defa ömür boyu bu replasman tedavisinin devam etmesi lazım. Kişiden kişiye değişmekle beraber normalde 100 mg gibi bir hapımız %80, %90 yetiyor. Ama bazılarında işte 150, kimisinde 75 mg kullanmak gerekebiliyor. Onu zaman içinde dengeleniyor hastalarda. Bunu ayarladık ama mesela bazen enfeksiyonlarda yaz, kış da bu şeyler değişebiliyor. Onun için hastaya daha çok bilgilendirme yapıp hangi durumlarda tekrar bu hormonlara bakılması gerektiğini söylemek lazım ama hiç olmazsa bir
3-6 ayda bir normalde baktırmakta da fayda var diye düşünüyorum. Yine kişi takipte kalması tabii. Gerekiyor. Evet, tabii. Peki yine yaşam şartlarında, yaşam standartlarında değişiklik yapması gerekiyor mu kişinin? Yok, öyle bir şey yok. Ama daha öncesinde tabii gıdalarla ilgili, işte demin bahsettik, iyotlu tuz. Ondan sonra Karadeniz'de esas sıkıntı bu kara lahana. Onun içindeki tiyosiyanat dediğimiz bir madde, goitrojenik bir madde ve ondan dolayı goitro olan Karadeniz'de biraz daha fazla. Tabii hani öyle haftada bir, ayda bir kara lahana öyle değil. Şimdi bakıyorum ben bazı yerlerde sabah öğlen akşam işte kara lahana çorbası, kara lahana sarması. Yani bu rutin kullan. Buralarda sıkıntı var. Bir de şeyler de var. Bu turpgillerden olan işte karnabahar, ondan sonra brokoli gibi. Bunlar da, bunların da çiğ tüketildiğinde sıkıntı var. Yani onlara dikkat etmek özel lazım. Özel bir diyet? Yok, özel bir diyetimiz yok. Ama tabii günlük biz iyotumuzu almamız lazım. İyot, tabii ki iyotlu tuz normalde günlük ihtiyaç, tuzu ihtiyacımız bir çay kaşığı ise, 6-7 gramsa onun 1/4 kadar iyotlu tuz bize yetiyor aslında. Ayrıca mesela balıklarda, süt ürünlerinde, yumurtada, bunlarda da iyot zaten var. Yani günlük ihtiyacımızı normal beslenen birinin almama gibi bir durumu yok. Ama demin bahsettiğim iyotlu tuzlarda sadece saklanma koşulları, miadı önemli. İşte güneşli ortam, aydınlık ortamda hemen iyodunu kaybediyor. Ona dikkat etmek lazım. Tarihi geçmez gibi düşünüyoruz biz tuzu biraz daha. Tuz kokar mı diyorsunuz ya. Evet. Evet, tuz bayatlayabiliyor. Evet, bunda öyle. Önemli noktalardan biri. Beslenmede aslında herkesin dikkat etmesi gereken noktalara dolayısıyla bu hastaların da dikkat etmesi gerekiyor. Peki egzersiz ya da işte obezite ya da sigara kullanımı gibi faktörler bu hastalıklarda ne kadar etken? Şimdi tabii sigara her hastalıkta sıkıntı. Onu bir defa kenara koyalım. Şeyde spor, biz eğer hipotiroidimiz varsa zaten çok spor yapmak istemeyiz. Ama hipertiroidimiz varsa zaten onlar çok böyle şeydir. Ne diyeyim? Hızlı hareket eder. Yerinde duramaz. Yerinde duramaz. Evet, doğru tabir. Yani spor yapma tabii ki her yönden iyi. Ama esas şey bakacağız ki tiroid stimülan hormon dediğimiz TSH bizim için önemli. Çünkü T3, T4 diğer hormonlar günlük değişebiliyor. Ama tiroid stimülan hormon öyle kolay kolay değişmiyor. Yaralanma ömrü 7 günlerde falan. Mesela biz ilaç başladığımızda da 2 ayda bir baktırmak lazım. Yani bir 3-4 gün sonra bakmışsınız, çok bir anlamı yok. O TSH'in değişmesi açısından. Ve daha bizim uzun vadeli. Tabii uzun süreli bizi şeyi gösteriyor. Hani siz mesela tiroid hormonu almayı bıraktınız. O TSH'in belli bir seviyeye çıkması için en az bir 10 gün gerekiyor. Yani 10 gün ilaç kullanmadınız. Mesela ilacınızı kullanıyorsunuz, unuttunuz. 2 gün, 3 gün çok önemli değil. Ama 3-4 günü geçtiyse o zaman aynı anda 3 tablet kullanabiliyorsunuz. Yani o depoyu doldurmak için kullanılabiliyor. Hani ben bugün kullanmadım, yarın da kullanmadım. Eyvah değil, kullanabiliyorsunuz. Yani o geri dönükte evet, o kaybınızı koyabiliyorsunuz. Çünkü bazı hastalar mesela 10 gün kullanmıyor. Sonra yine normal devam ediyor. Birkaç gün hani şey yapabilir. Tek sıkıntı tiroid hormonu özellikle yaşlılarda başlanırken düşük dozda başlayıp yavaş yavaş artırmak lazım. Çünkü onlarda hani kalp krizi riski artabilir. Onun için o dozu ayarlarken yavaş yavaş artırmak lazım. İşte mesela 1/4 tabletle başlarsınız. 3-4 gün sonra, bir hafta sonra yarıma çıkarsınız. O şekilde normal doza ulaşmak gerekir. Değil mi? Yaşa göre, kişinin durumuna göre yine aslında tüm hastalıklarda, tüm tedavi yöntemlerinde olduğu gibi kişiye yönelik tedavi yöntemleri söz konusu. Peki bu yerine koyma tedavi yönteminden kurtulmak mümkün mü? Buna dair çalışmalar var mı? Yok. Öyle bir çalışmamız yok. Yani Dünya Sağlık Örgütü de bu işte hipotiroidi çok hastalık olarak da kabul etmiyor. Eksiği yerine koyma gibi düşünüyor. Ben de hastalara böyle söylüyorum ki daha böyle moralleri düzgün oluyor. Kendilerini daha iyi hissediyorlar. Değil mi? Ki normal yaşantılarını zaten devam ediyorlar. Evet. Devam edebiliyorlar. Yani bunu normal su içer gibi, her sabah nasıl çay içiyorsak kalktığımızda
Bir tane ufacık bir ilaç zaten ağzımıza atacağız, geçeceğiz yani. Evet, evet. Yavaş yavaş sonlandıracağız atladığımız bir şey kalmaması adına. Evet. Doğru bilinen yanlışlar bu hastalıklarla ilgili neler, size gelen mesleki tecrübeleriniz dahilinde evet. de neler oluyor en çok? Şimdi burada genelde tiroid denince boynumuza bir şişlik olması ve guatr deyince muhakkak ameliyat diye söyleniyor. Bir defa her tiroiddeki nodül ameliyat endikasyonu yok. Çünkü bu ameliyatlarda sıkıntılar doğabileceği için %100 ameliyat gerektiren hastalara ameliyat etmemiz lazım. Eğer biz her nodülü ameliyat etseydik o zaman Trabzon'un herhalde %80-90 ameliyat etmemiz gerekirdi. Değil mi? Evet. Buna ne ülkenin kaynakları yeter ne doktor yeter. Onun için bir defa böyle sıkıntısı olan insanların muhakkak ama hekime gitmesi lazım. Hekim bakıp değerlendirecek. Ultrason yapacak. İşte tahlillerine bakacak. Ona göre bir karar verecek. Hı hı. Bu ameliyatlar yalnız ehil ellerde olması lazım. Ehil ellerde şimdi bu ameliyatlar bir defa radyoloji uzmanı ultrasonu boğazınıza yerleştirdiğinde cerrahın içeride ne yaptığını görür. Yani bu ameliyat yeterli mi? Değil mi? Yetersiz mi? Onu görür. Hı hı. Yani diğer ameliyatlar gibi değildir. Anında baktığında niçin ameliyat yapılmış? Ne kadar yeterli mi, yetersiz mi, eksik mi, içeride parça kaldı mı, kalmadı mı bunu söyler. Bu bir avantaj aslında. Bu bir avantaj, evet. İşte mesela hipertiroidlerde eğer uygun biri yapmazsa, içeride bir santim dahil parça kalmış olsa, birkaç yıl içine yine kocaman bir tiroid orada çıkar. Şimdi bu hastalarda ikinci ameliyatlar çok daha riskli. Birinci ameliyattaki riskin birkaç kat daha fazlası. Onun için bir defa ikinci ameliyatları herkesin dokunmaması lazım. İkinci ameliyatlar gerçekten zor ve riskli ameliyatlar. Bir de bu ameliyatları yapmadan önce muhakkak bir kulak boğaz muayenesi gerekir. Çünkü bazen doğuştan %5, %6 gibi vokal kortlardan biri paralize olabiliyor. Ve biz bunu fark etmiyoruz. Ameliyattan sonra bakıyoruz o bir paralizi. Acaba bunu cerrah mı yaptı? Onun için ameliyat öncesi bir bakmak lazım. Ameliyattan sonra tekrar değerlendirmek lazım. Acaba içeride biz bir şey yaptık mı yok mu diye. Onun için tiroid ameliyatları gerçekten görüntüleme ve kulak boğaz muayenesiyle ne kadar yetkin, ne kadar etkili bir ameliyat olduğunu görebiliyoruz. Evet, bu da önemli noktalardan biri. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Var mıdır ekleyeceğiniz? Yok, ben herkese tiroid hastalığı olmadan guatırsız bir yaşam dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir iş. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sağ olunuz. Evet sevgili seyirciler, tiroid hastalıklarından söz ettik. Bugün birçok başlığımız vardı, sorularımız oldu değerli hocamızla. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sayın Aytek Çakmak stüdyomuzda bizlerle bir aradaydı. Sohbetimizi noktaladık ve programımızı da sonlandırıyoruz bugünlük. Yarın yine saat 12'de burada olmayı umuyor. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Hoşçakalın.